Şimdi İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Sayın Dursun Müsavat Dervişoğlu. Buyurun Sayın Dervişoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. Seçim öncesi mülakatları kaldıracağız vaadinde bulunan Sayın Erdoğan, seçimlerin üzerinden 100 günden fazla bir süre geçmesine rağmen sözünü yerine getirmemekte ısrar ediyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın sözü bizzat Milli Eğitim Bakanı tarafından yere düşürülmüş, mülakatın mülakat gibi yapılacağı gibi rahatsızlık verecek bir ifadeyle de itibarsızlaştırılmıştır. 21 yılı aşan bir iktidarın bundan sonra mülakatları mülakat gibi yapacağız demesi kendi kendilerine yaptıkları bir ihbar ve itiraftır. Türk milletini yönetme sorumluluğu taşıyanlar, milletin geleceğini ve hayallerini, gençlerimizin emeğini ve alın terini maalesef gasp etmektedirler. Mülakat adı altında işe yerleştirmelerde çarklar daima güçlünün lehine dönmüş ve daima iktidara yakın olanın önü açılmıştır. Bu tutum sonucu devlet eli ve otoritesi ile akraba, eş, dost kayırma ve bizden olan anlayışını hakim kılma algısı yayılmış, nepotizm istisna olmaktan çıkıp, üzülerek söylüyorum, kaideye dönüştürülmüştür. Bu aziz millet bir kez daha sizlere güven oyu verdi. Nasılsa oyları aldık diye verdiğiniz sözleri şimdiden unutmak, vicdanla ve siyasi ahlakla bağdaşan bir davranış değildir. 2023 seçimleri itibariyle hükümetin ve meclis kompozisyonunun değişmesi, Türkiye'nin ve milletin yakıcı gerçeklerini ortadan kaldırmamaktadır. Milletimizin derdi dün olduğu gibi bugün de işsizliktir, bugün de kaynamayan tenceredir, artan ev kiralarıdır. Milletimizin derdi bugün de ödenemeyen faturalar, gelmek bilmeyen ay sonlarıdır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisine gireceğiz diye başlattığınız yolculuğun sonunda geldiğimiz noktada dünyada en yüksek enflasyona sahip 7. ülke durumundayız. Biz hükümetten artık sözleriyle icraatlarının, vaatleriyle sebep oldukları sonuçların arasındaki çelişkiyi aşmasını umut ediyoruz. Dün dış güçler, faiz lobisi, uluslararası karanlık odakların kurduğu sinsi kumpaslar diyordunuz. Bugün yabancı sermaye memlekete sıcak para getirebilir diye övünüyor ve kutlama yapıyorsunuz. Dün biz milletimizi enflasyon altında ezdirmeyiz diyordunuz. Bugün enflasyonda bir dünya markası haline getirdiğiniz Türkiye'de vatandaşlara hala daha dişinizi sıkın demeye devam ediyorsunuz. Hepsinin ötesinde yahu siz dün faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyordunuz. O halde hiç düşündünüz mü? Bugün faizi hangi sebeple 8,5'lardan 30 puanın üzerine çıkardınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türk milletinin tevdi ettiği yetkiyle belirli bir müddette ve nispette yönetme ehliyetine sahip olmanız demek, seçimden evvel sebebi olduğunuz krizlerin sorumluluklarının sona ermesi demek değildir. Aksine Türk milletine karşı görev ve sorumluluklarınız hiç olmadığı kadar yüksek olmalıdır. İYİ Parti sahibi olduğu devlet yönetme iddiasıyla birlikte bu sürecinde emin olun ki takipçisi olacaktır. Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye bir tesadüf eseri değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bilinçli politikaları sonucunda bugün dünyada en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke konumundadır. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı 193 ülke var. Türkiye'de bulunan sığınmacı ve kaçak sayısı bu ülkelerin 98'inin nüfusundan fazla. Türkiye'yi adeta kuşatan bu en önemli milli güvenlik sorunu taşıdığı risk ve tehditler itibariyle yalnızca siyasi değil, ekonomik ve sosyal krizleri de içinde barındırmaktadır. İYİ Parti Göç Politikaları Başkanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu saha çalışmaları, Türk milletinin bu sığınmacı ve kaçak akınıyla birlikte maruz kaldığı ekonomik ve sosyal zorlukların kanıtlarını da ortaya koyuyor. Partimizin
muhtelif illerde yapmış olduğu saha çalışmaları göstermektedir ki Türkiye'de sığınmacıların oluşturduğu gettolaşma ve sığınmacılara... Sayın Derişoğlu, lütfen toparlayalım. Türkiye'de sığınmacıların oluşturduğu gettolaşma ve sığınmacılara matuf alternatif yaşam alanları şehirlerimizin kültürel dokusunu ve istikbalini tehdit eder hale gelmiştir. Sığınmacı ve kaçakların doğum oranlarının çok yüksek olması, bir evde 15-20 kişi yaşaması dolayısıyla ev kiraları astronomik fiyatlara yükselmiş, çekirdek Türk aile yapısı ev kiralarını karşılayamaz hale gelmiştir. Yine partimizin bizzat sahada gettolaşmış mahallelerde ve alanlarda yapmış olduğu çalışmalarda açıkça ortaya çıkan tablo şudur. Vatandaşlarımızdan mürekkep esnaflar, vergi vermeyen ve kaçak mal satan sığınmacıların açtığı işletmelere karşı rekabet edememekte ve bir bir iş yerlerini sığınmacılara devretmek zorunda kalarak ticari alanları terk etmektedirler. Konfeksiyon başta olmak üzere... Sayın Derişoğlu, lütfen tamamlayalım. Konfeksiyon başta olmak üzere bazı meslek kolları tamamen sığınmacıların tekeline geçmiş, Türk vatandaşları çeşitli iş kolları dışında kalmak tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu demografik kriz, Türkiye demografik krizi, Türkiye'nin başına bela eden, memlekete yönelik kitlesel göçü engellemekle mükellefken onu teşvik eden iktidar sahipleridir. Eğer makam araçlarından iner, mahallelere, sokaklara da girerseniz şunu göreceksiniz. Suriyeli sığınmacıların 5 milyonu aşan sayısı, içine kapalı sosyal yapısı ve özellikle de kendi işlerinde yaptıkları izolasyon, ekonomik faaliyetleriyle entegrasyon boş bir hayal ve uluslararası bir yalana dönüşmek üzeredir. Tüm sığınmacı ve kaçakların artık vatanlarına gönderilme vakti gelmiştir. İktidarı ve bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı... Başkanım, son cümlenizi alalım. Tüm sığınmacı ve kaçakların artık vatanlarına dönme vakti gelmiştir. İktidarı ve bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyor. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. Müsamahanız için de çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şimdi söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Sayın Muhammed Le-